İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Dünya Görüşü'nün yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Sat 7 Türk ekranlarında her çarşamba akşamı sizlerle canlı yayında buluşuyoruz. Ve o haftanın gelişmelerinden oluşan çok özel bir seçkiyle karşınızda oluyoruz. Özel seçtiğimiz haber bülteninden seçtiğimiz haberlere biraz daha yakından bakıyoruz. Üzerine bolca konuşma fırsatımız oluyor. Yorum analiz yapabiliyoruz ve Hristiyan dünya görüşümüz bu konuda neymiş tekrar gözden geçiriyoruz. Ben Senem Ekener. Ben Volkan Er. Yine bu hafta da sizlerle yaklaşık 1,5 saat boyunca beraber olacağız. Geçen haftanın biraz devamı niteliğinde bir program olacak yine. Hemen başında hatırlatalım, e-posta aynı zamanda WhatsApp adresimizden hem Facebook sayfamızdan hem de YouTube sayfamızdan bize görüşlerinizi aktarabilirsiniz ve canlı yayını oradan da takip edebilirsiniz. Eğer göndermek istediğiniz bir posta ya da mesajınız varsa eğer Sat 7 Türk Haber sitesinden de bize ulaşabilirsiniz. Ben çok kısaca bahsettim Volkan ama sen ne demek istersin bu haftanın konuları hakkında? Geçen haftadan biraz geçen hafta konuşmaya başlamıştık sorun ve sıkıntılarla ilgili. Gerçekten önemli bir konu. Çünkü inancımız denendiği zaman ya da inancımızın olgunluk seviyesini aslında sıkıntılarla görebiliyoruz. Anlıyoruz. Ve sıkıntılara karşı gerçekten bir Hristiyan dünya görüşünü oluşturmamız gerekiyor. Tabii ki bunun karşısında olan birçok ekonomik nedenler, maddi dünya görüşleriyle ilgili birçok fikir var. Tabii. O yüzden bu konunun üzerine biraz daha devam edeceğiz. Ve gerçek kutsal kitaba dayalı bir dünya görüşünü, sıkıntılar üzerine dünya görüşünü oluşturarak aslında izleyicilerimize yardım edeceğiz. Buna devam ediyoruz. Geçen hafta başlamıştık, evet. Ve başlığımız aslında baskı ve zulüm, bilhassa ruhsal zulüm, sıkıntı dönemleri türlü biçimlerde söyleyebiliriz. Sizlerin de elbette ne düşündüğünü bizimle paylaşma fırsatınız olacak. Bununla ilgili de bilgileri zaten karşınızda bulacaksınız. Her zaman olduğu gibi bir önceki yayınımızın özetine giderek başlayacağız yine bu hafta. Geçen hafta neler konuşmuşuz bir hatırlayalım. Belki bizi ilk kez izlemeye başlayan seyircilerimiz olabilir. Onlar için de aslında bir neredeyse açıklayıcı ön özet gibi olsun dünya görüşünde neler yaptığımız. Ardından bu haftanın konularına geçeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sat 7 Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haberlerden birkaç seçkiyle karşınızda olacağız. Ve hem dünyayı hem Türkiye gündemini ilgilendiren bu haberleri Hristiyan bakış açısıyla yorumlamaya çalışacağız. Evet, özellikle zirve yayın evi davasında cezalar onandı. Bu çok önemli bir konu aslında. Evet. Ve Çin'de çok ilginç gelişmeler var. Musa'nın o 10 emrinin ilk sırasındaki o birinci emrin yönetim tarafından kaldırılmasıyla ilgili bir girişim var. Çok ilginç bir haber gerçekten. Bunun üzerine de uzun uzun konuşacağız. Konuşacağız. 12 yıl geçti üzerinden. Davanın pek çok aşaması oldu. 3 hakim, 5 savcı değişti. Dosya tekrar açıldı, incelendi. Aslında her şey çok açık ortadaydı. Ama görünen bu eylemi gerçekleştiren kişilerin arkasındaki güç aslında ulaşılması gereken noktaydı. Bizler de inancımızın temelinde bunu görüyoruz. Evet, dünyada acılar var ama sonsuz hayatta Tanrı'nın gönenci, Tanrı'nın sevinci ve Tanrı'nın bereketi hayatlarımıza gelecek. Bu kadar aleni bir suç varken ortada ve gerçekten hiç onların hiçbir yanlışı yokken adalet sisteminin bu kadar ağır aksak işlemesi, bir biçimde arkada neler döndüğüne ulaşılmaması her birimiz için dünyasal adaletle ilgili aslında beklentilerimizi yeniden uyarlamamıza ya da gözden geçirmemize sebep olan bir süreç oldu. Çin'deki eyaletlerin birinde 10 emirin birinci emri devlete sadakati yasakladığı ya da devletle sadakat beklentisinin çeliştiği eleştirisiyle kaldırılması isteniyor kiliseden. Sanırım kutsal kitabı tam bilmiyorlar. Ya da Hristiyanlığı net olarak tanımıyorlar. Evet. Ve çeşitli ön yargılarla aslında bu konuda fikir yürütmeye devam ediyorlar. Çünkü örneğin Romalılar 13. bölüm 1. ayete baktığımızda şöyle söylüyor. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. Tümüyle Tanrı tanımaz bir yönetim biçiminin olduğunu biliyoruz çok uzun yıllardır. Çin özelinde bakmak sanırım çok daha önemli olacaktır, değerlendirmek. Ve tabii ki ruhsal bir savaş var. Kiliseyi anlamayan, belki de kilisedeki olan bu uyanış ve insanların hızlı bir şekilde Hristiyan olarak
mesleğe gelmesi belki de orada bir sorun yaratmış olabilir. Tabii bilemiyoruz içsel dinamikleri. Tabii. Birkaç yönden ben de bakmak istiyorum konuya. Öncelikle burada Tanrı'ya itaatin hiçbir şekilde başka bir şeyle kıyaslanabilir olmadığı gerçeği var. Yani Tanrı'ya itaat her zaman için daha öncelikli. Bakırköy'de Süryani mezhebine ait bir kilise inşa edilecek. Hı hı. Bu gerçekten sevindirici. Aslında hı hı. Anadolu'ya o mozaik dediğimiz şeye tekrar vurgu yapmak gerekirse tam uygun bir davranış. Başka tabii ki geleneksel kilise binalarının olduğu da bir bölge aynı zamanda. Ama tekrar vurgulamak ve aslında arzumuzu da dile getirmek istiyoruz. Protestan cemaatlerinin de bu yöndeki talepleri oluyor belediyelerde. Ve bunların da ruhsatlandırılması için herhangi bir hukuki engel yok. Çünkü biz laik bir anayasaya sahibiz ve her inancın kendini ifade ve ibadet alanına sahip olma özgürlüğü var. Ve Bakırköy'deki protestan kiliselerin başvurularının da sonuçsuz kaldığını da tekrar hatırlatmak istiyoruz. Dünya Görüşü birazdan başlıyor. Yeniden beraberiz. Dünya Görüşü'nün canlı yayını az önce başladı. Sizlere merhaba dedik. Ve bandımızda da geçen haftanın bir özetini izlediniz. Baskı ve zulüm konusunu aslında geçen hafta başladık konuşmaya. Bu hafta da sürdüreceğiz. Çok etraflıca bir konu ve aktif olarak Hristiyan yaşamını sürdüren bizler için geçerliliğini de hiçbir zaman yitirmeyen, aynı şekilde de ruhsal büyümemizle de aslında doğru orantılı olarak her şeyi biraz normalleştiren de bir konu. Acaba ne demek istiyoruz? Burada bir soru işareti uyanmış olabilir. Çünkü geçen hafta da vurguladığımız gibi aslında bir Hristiyanın Mesih benzerliğine dönüşme sürecinde baskı, zulüm ve sıkıntı süreçleri ayrılmaz bir aslında öğedir ruhsal yaşam için. Ve bu süreçte aslında asıl Tanrı'ya olan bağlılığımızı ve ona benzer büyüme yolundaki kat ettiğimiz mesafeyi görme fırsatımız olur. Ve aynı zamanda bir kilisenin üyesi olmakla beraber, yani Tanrı topluluğunun bir üyesi olmakla birlikte bu bize yapılan etkiyi de aynı şekilde, pozitif etkiyi de yaşamlarımızda farklı bir şekilde deneyim edebiliriz. Bu desteği aslında görmüş oluruz. O yüzden baskı ve zulüm konusunu çok farklı açılardan işlemeyi bu haftada sürdüreceğiz. Sebep sadece o da değil, çünkü önümüze çıkan haberler de yine bu yönde daha fazla. Geçen hafta henüz bir haber olarak Saati Türk Haber'de yer almamıştı ama her yıl açıklanan bir liste var. World Watch listesi diye, dünyanın izlediği ülkelerin aslında Hristiyanlara uyguladıkları baskı ve zulmü derecelendiren ve farklı sosyal seviyelerde bunu yapan bir ortaya çıkan rapor var aslında. Operation World isimli bir kuruluştan çıkan. Ve Hristiyanlar için en tehlikeli 50 ülke aslında baskı ve zulümün bireysel anlamda da deneyim edildiği ya da kitlesel anlamda aslında deneyim edildiği 50 ülke var. Bu listenin haberini sizlerle paylaşacağız birazdan. Ve bu liste üzerinden aslında birkaç gözlem yapacağız, biraz analiz etmeye çalışacağız. Türkiye de var bunların arasında, 50 ülke arasında Türkiye'de yer alıyor. Belki çok başka şekillerde biz buna karşılık verebiliriz ama geçen yıl bilhassa Pastör Andrew Brunson davasından ötürü Türkiye'deki inanç özgürlüğü konusuna yurt dışından çok farklı bir bakış şekillendi. Ve bunun da etkisinin olduğunu düşünüyoruz 50 ülkenin içinde yer alma sebeplerinden. Yeni bir hikaye değil tabii ki Hristiyanlar için. Yaşayan, aktif, ürün veren, insanların yaşamına dokunmaya çalışan kiliseler için ve bu kiliselerin içinde olduğu ülkelerde yaşayan Hristiyanlar için bu yeni bir hikaye değil. Kesinlikle. İlk dönemden başladı tabii geçen hafta da konuşmaya. İlk kilisenin yaşadığı şeyler. Çünkü bir Hristiyanlık deneyimi ülkenin inancı değil, kişinin inancı ve içinde yaşadığı ülkenin dinamiklerine göre aşırı ya da daha ılımlı seviyelerde baskıya uğrayabiliyoruz. Yani bu inanç, tekrar vurgulamak gerekirse, tamamen içsel bir şeydir. Tabii, kişisel, içsel, kişisel karar. Ve İncil'in ve Kutsal Kitabın mesajı da Tanrı'yla kişisel bir ilişki kurmak. Ve bu da Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle mümkün olabiliyor. Bu mesajı Kutsal Kitap defalarca söylüyor. Tabii ki sıkıntılar var, ancak bireysel olarak düşüneceğimiz zaman sıkıntıları büyüten ve sıkıntıları aşmamızı engelleyen o kadar çok düşünsel engeller var ki. Evet. Tabii ki hiç kimse sıkıntı içinde olmak istemiyor. Ancak günümüz postmodern dünyası, ekonomik koşullar aslında
bu maddeci dünya diyelim. Hı hı. Hepimizi şu şekilde sıkıntısız, rahat, konforlu bir hayata doğru itmek istiyor. Hı hı. Yani çünkü, ve normal buymuş evet, gibi. Evet, normal buymuş gibi. Çünkü bu tüketimin temel prensiplerinden birisi. Bir konforu satın almamız, rahatlığı satın almamız gerekiyor. Ama aynı zamanda biz bu bilinçaltımıza işlendiği için bunu günlük hayatımızda farkında olamıyoruz. Yani aslında kendi davranışlarımıza da bir anlamda yabancılaşıyoruz. Ancak hemen İbraniler metnine bakarsak, İbraniler 11.38'de mesaj şu şekilde. Dünya onlara layık değildi. Çöllerde, dağlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp durdular. İmanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde hiçbir vaat edilene kavuşamadı. Yani mesaj diyor ki dünya onlara layık değildi. Yani dünyasal bir yaşam değil de gerçekten Tanrı'ya, Mesih odaklı bir yaşam sürdürmek istiyorsak dünya bize layık olmayacak gerçekten. Ancak tabii ki beklentilerimizi dünyaya bağladıkça sıkıntılarımızın derecesi de artacak. Ama Kutsal Kitap bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Sıkıntılar var ve dışarıdan sıkıntılar geliyor. Ama neye inanırsak inanalım, belki hiçbir şeye inanmasak bile dışsal faktörler hepimizi etkiliyor. Örneğin hastalık gerçeği. Bu hem Hristiyanlar için hem Hristiyan olmayanlar için, herkes için geçerli bir sıkıntı. Dolayısıyla sıkıntılardan uzaklaştıran öğretiler, özellikle yeni çağ öğretileri, daha konforu öğreten, olumlu düşünerek birçok sıkıntıyı geçebileceğini düşündüren bazı tırnak içinde sapkın öğretilere karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Tanrı, tabii ki burada önemli bir soru da bu. Tanrı neden bu sıkıntılara izin veriyor? Neden hayatımıza bu sıkıntıların gelmesini sağlıyor? Evet, Tanrı'nın yolları çok farklı bizden. Onun çalışma yolları çok farklı. 2007 yılındaki o sıkıntı zamanında Malatya'daki kardeşlerimizin şehit edilmesi sürecinde gerçekten çok üzücü, ürpertici, korkutucu, herkesin o içsel dünyasına çekildiği bir süreçti birkaç yıllık. Ancak sonra baktık, inancımız sanki ateşten geçmiş gibi oldu. Daha olgun olduğumuzu fark ettik ve anlıyoruz ki sıkıntılarda aslında inancımızın ne kadar güçlü olduğunu fark ediyoruz. Yani imanımızın nerede olduğunu anlıyoruz. Kolay zamanlarda herkes üst perdeden çok hızlı bir şekilde konuşuyor, büyük laflar söylüyor ama sıkıntı zamanlarında gerçekten inancımızı görüyoruz. Yani samimi bir şekilde inanıyor muyuz, inancımıza göre yaşıyor muyuz gibi şeyler. Ve Tanrı buna izin veriyor ve aslında daha önce konuştuğumuz gibi Hristiyan inancı sıkıntılara, acıya ve zulme karşı cevap verebilecek nitelikte öğretisi olan gerçekten tek inançtan birisi. Evet. Ve Tanrı bunu Mesih'te apaçık bir şekilde gösterdi ve Tanrı sıkıntıları bize izin verirken sanki kendini bu sıkıntılardan soyutlayarak sadece bizi deneyen bir Tanrı olarak değil de en büyük sıkıntıya kendisi uğrayarak aslında bizim sıkıntılarımızı kendi üzerine alarak bize yol gösteren bir Tanrı olarak Kutsal Kitap bize net bir şekilde gösteriyor. Evet ve bu sıkıntılar içinde elbette Mesih'in bedeni olan kilisede yaşadığı yönetimler altında farklı derecelerde bunu aynı zamanda toplumsal olarak da deneyim ediyor. Bunun aslında mücadelesini veriyor. Çünkü nihai kazanımımızda biliyoruz ki zaten Tanrı ile sonsuz bir yaşam süreceğiz. Ve dünyanın bu tarafında geçirdiğimiz sürede de bu sıkıntılar karşısında tabii ki mücadele edebiliriz. İnancımızdan dönmek durumunda değiliz. Ve Tanrı'nın sözüyle insanın sözü çeliştiği zaman da kimi seçeceğimiz çok açık bir şekilde bellidir. Şimdi bu habere bir göz atalım. Az önce bahsettim. Hristiyanlar için en tehlikeli 50 ülke başlığı altında bir seçki yapılıyor her yıl. Çok farklı ölçütlerle yapılıyor bu seçki. Çok daha ayrıntılı ve neler bunlar diye incelemek isterseniz lütfen Satir Türk Haber sitesine de gidebilirsiniz. Oradan da bu listenin kökenine erişebilirsiniz aynı zamanda ve kendiniz de okuyabilirsiniz çok detaylı olarak. Çünkü biz bu 50 ülkeye bakamayacağız. Ama bazıları konusunda biraz gözlem yaparak ilerleyeceğiz. Haberimizi izleyelim. Ardından bu konuda konuşmamızı sürdüreceğiz. Open Doors isimli Amerikan İnanç Özgürlüğü Takip Kuruluşu, her yıl olduğu gibi bu yılda dünyada Hristiyanlara karşı en çok baskı ve zulmün olduğu ülkelerin listesini açıkladı. İlk 10 sırada bulunan ülkeler arasında büyük bir fark göze çarpmazken, Hindistan ilk kez en tehlikeli ülkeler sıralamasında ilk 10'a girmiş oldu. Bu durum özellikle ülkede son yıllarda yükselen Hindu radikalizminin yarattığı etkiye bağlanıyor.
Nüfusu yoğun ülkelerde baskının arttığına da dikkat çeken Open Doors'a göre Hindistan ilk kez ilk 10 listesine girerken Çin 16 basamak birden atlayarak 43. sıradan 27. sıraya yükseldi. Türkiye listede 26. sırada yer alırken Türkiye'deki kiliselerin ise özellikle Andrew Brunson'ın davasından sonra oldukça düşük bir profilde kaldığı belirtildi ve dini milliyetçiliğin yeni boyutlara taşındığı da yer aldı. Evet, haberimizde de gördüğünüz gibi Hristiyanlar için en tehlikeli 50 ülke listesinde Türkiye 26. sırada yer alıyor. Ve Çin bir altımızdaki seviyede. Daha önce rastlamadığımız bir isim Hindistan çok yükselmiş durumda. Ama ilk sırada Kuzey Kore var, ardından Afganistan olmak üzere devam ediyor. Coğrafi olarak da gözlem yapabiliriz bu listeye baktığımız zaman ve çoğunun genelde Orta Doğu ve Asya olduğunu gözlemleyebiliriz. İnanç özgürlüklerinin bu kadar ileri seviyede baskı ve zulüm halinde olduğu yerlere bakarsak. Ama aynı zamanda Tanrı'nın halkının, kilisesinin oraya bir aidiyeti de, adanmışlığı olduğunu da gözlemleyebiliriz. Bunları da söylemek istiyorum aynı zamanda. Örneğin Kuzey Kore için, orada yaşayan kişilerin durumu için dünyanın çevresindeki kilise yıllardır bıkmadan, usanmadan dua etmeye devam ediyor. Ve Tanrı'nın elinin orada harekete geçtiğini gözlemlemek için aslında herkes çok büyük bir beklenti içinde. Bir başka gözlem söyleyebileceğimiz Çin'le ilgili olarak dünyada Hristiyanların hızla arttığı en önemli ülkelerin başında geliyor. Yani nicelik anlamında, sayı anlamında çoğaldığı, kiliselerin kurulduğu ama Tanrı tanımaz bir yönetim geçmişinden geldikleri için de bu çatışmanın çok daha şiddetlenerek arttığını görüyoruz. Geçen hafta da bununla ilgili bir haber işlemiştik. Belki özette de fark ettiniz. O yüzden bu gözlemlerin yapılması, aslında bu istatistiklerin ortaya çıkması bir taraftan çok rahatlıkla evet bunlar doğrudur dediğimiz istatistik bilgiler. Aynı zamanda oradaki kişilerden de duymak gerekiyor tabii ki ve bu raporun, ben biraz önce hazırlayan kuruluşun ismini yanlış söylediğimi fark ettim. Open Doors isimli bir organizasyon bu raporu düzenliyor. Onların bu dataya nasıl eriştiklerini ya da bu anketleri nasıl tamamladığı konusunda ayrıntılı olarak bilgi alabilirsiniz internet aracılığıyla. Gidip bakabilirsiniz tabii burada neler olduğu ile ilgili. Biz çok daha bireysel insan boyutuyla bu konuyu tabii ki işlemeye çalışıyoruz. Ama aynı zamanda birbirine destek olan evrensel kilise anlayışı da devreye giriyor burada. Ve sadece tek bir mezhep değil, aslında farklı farklı geleneklerden gelen kilise ailelerinin birlikte durma, duada beraber mücadele etme, birbirinin yükünü taşıma, böylece Mesih'in aslında tek yasası olan sevgi yasasını yerine getirmesi gibi konular da göz önüne çıkıyor. Ve bunlar aslında bu tür sıkıntı zamanlarında, zulüm dönemlerinde insanı çok sevindiren ve yüreğini aslında teşvik eden gelişmeler, aynı zamanda yüreklendiren gelişmeler oluyor. Bu neredeyse tabii ki henüz İsa Mesih'i bireysel olarak tanımayan birine çok neredeyse işte böyle hamasi laflarmış gibi gelebilir. İşte çok acı çekiyoruz ama beraberiz, birlikteyiz diye. Bunun ruhsal tarafında çok sağlam bir gerçekliği var ve hayatlarımızda, yaşamlarımızda neredeyse elle tutunur nitelikte bunlar. Örneğin bu haberleri aldığımız zaman kiliselerimizde o pazar günü bazen belli bir ülke için sadece dua ettiğimiz oluyor. Ya da işte birazdan işleyeceğimiz gibi çok büyük bir patlama oluyor ve başka bir dini grup bu patlamayı gerçekleştiriyor. Barıştan söz edemeyeceğimiz bir ortam. Ve biz o kişiler için duada aslında Tanrı'nın önünde bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Ve geçen hafta bıraktığımız yerden devam edecek olursak kötülüğün gizem tarafını konuşmuştuk. Ve Tanrı'nın nasıl aslında mutlak iyiliği ve egemenliğiyle bunu berekete dönüştürebildiğine neredeyse şaşıyoruz her seferinde. Bu da ona benzer noktalardan biri aslında. Kesinlikle. İşte Mesih'in çarmıhtaki ölümü. Büyük bir sıkıntı, büyük bir trajedi. Ama onun içerisinden Tanrı büyük bir kurtuluşu da çıkarmış oldu. Çıkarmış oluyor, evet. Bu ortaklık konusunda, yani Mesih'in evrensel bedeninin ortaklığı konusunda sıkıntılar gerçekten çok büyük bir aracı. Ve Vahiy kitabı 1. bölüm 9. ayette Elçi Yuhanna şöyle söyledi.
İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum diyor. Evet. Ve Yuhanna imanların ortak noktasından birisinin de sıkıntı olduğunu söyledi. Yani sıkıntılar bizi bir araya getiriyor ve sıkıntılar o Mesih'in bedenini teolojik farklılıklar ne olursa olsun bir araya getirip bir kardeşlik oluşturduğunu görüyoruz. Evet, Tanrı neden buna izin veriyor? Çünkü Tanrı'nın düşünceleri bizden daha yüksek. Tanrı bu işin sonrasını da, yıllar sonrasını da düşünerek aslında, kilisesini düşünerek, evrensel bedeni düşünerek bu olaya izin veriyor. Evet. Tabii ki bize göre gizemdir, her şeyi anlayamıyoruz ama Eyüp kitabında gördüğümüz gibi, nedensiz sıkıntılara uğrayan Eyüp kitabında gördüğümüz gibi, Tanrı'ya teslim olmak, onun bilgeliğine güvenmek aslında önemli bir ruhsal duruş. Ve bu süreç içinde de Tanrı'yı onurlandırmak üzere, yani onun yüceliğini yansıtmak üzere bir yaşam sürmek tarafı da bu gizemi neredeyse perçinliyor kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Ve sıkıntılarda kilise ailesi olmanın ne demek olduğunu, buna neden ihtiyacımız olduğunu anladığımız ender zamanlardan bir tanesi oluyor. Belki her pazar normal günlerde o kadar değerini anlamadığımız kilise ama sıkıntı zamanlarında bize olan ilgisiyle ne kadar değerli bir aile üyesi olduğumuzu fark ediyoruz. Ve Yuhanna 16:33'te şöyle söylüyor. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim. Ve sıkıntı belki tanımlamak istersek istemediğimiz durumlar diyebiliriz ya da beklemediğimiz ya da bizim canımızı, duygumuzu acıtan olaylar diyebiliriz. Peki ne oluyor sıkıntı zamanları? Eğer doğru bir mesihsel dünya görüşüyle davranırsak ve bu bir tutum takınabilirsek, sıkıntı zamanlarında en güçlü tapınma eğilimimiz gerçekleşiyor. Evet, evet. Büyük çok bir arzuyla, her şeyi arkaya bırakarak aslında Tanrı'ya yaklaştığımız bir zaman olabilir sıkıntı zamanlarında. Buna paralel olarak aynı zamanda en içten dualarımız bu sıkıntı zamanlarında oluyor. Ve gerçekten Tanrı'dan başka hiçbir umudumuz kalmadığı zaman işte o zaman Mesih'e yakarıyoruz. Ve buna ek olarak da müjde de en yoğun ve en güçlü biçimde ortaya çıktığı zamanlar sıkıntı zamanları. Çünkü dünyaya en net, en samimi mesajları biz sıkıntıda Mesih'le yürüdüğümüzde veriyoruz. Ve tabii ki kilise tarihi de işte bu şehitler üzerine, şehitlerin kanıyla büyümüş, bugüne kadar gelmiş. Ve dünyaya şöyle bir tanıklık veriyor kilise sıkıntı zamanlarında. Mesih ve sonsuz hayat bu dünyadan daha kalıcı, bu dünyadan daha güzel ve oraya gitmeyi arzuluyorum diyerek ilahilerle bu sıkıntıların üzerine yürüyen bir kilise tarihini görüyoruz. Tabii ki bunu vurgularken şunu da anlatmamız gerekiyor. Mesih'in anlısı sıkıntıyı aramaz. Tabii bu değil. Evet, yani Tanrı kutsallaşmak için bize sıkıntı veren bir Tanrı değil ama hayır. Dünyanın gerçekleri var ve bir kötülük kavramı var. Tam olarak yaklaşıyoruz ama o gizemi tam olarak anlayamıyoruz. Ve Tanrı buna izin vererek aslında bir anlamda bizim ruhsal hayatımızda ve çevremizde bir şeyler yapıyor. Ama çoğu zaman zor olan şey sıkıntıda dengede durabilmek. Tabii. Mesih'le kalabilmek. Yani o bilgeliğe teslim olabilmek. Ve ne olursa olsun Mesih'ten gelen iyiliğe ve umuda güvenebilmek. Ve zor olan şey bu. Ve genel olarak çevremizde de sıkıntılardan hoşlanmayan bir dünya olduğu için daha çok eleştiri pozisyonda, reddeden bir pozisyonda yaklaşıyoruz. Ve Eyüp'ün gelen üç arkadaşı gibi. Hatta eşi gibi önce. Eşi gibi. Sen günah işlemeseydin bunlar olmazdı diyerek eleştiren o ya da hala mı Tanrı'ya bakıyorsun bu durumda? Ona da söyle ki bu iş bitsin. İtiraf et günahlarını da görelim. Aslında sen iyi biri değildin diyen o hikmetsiz arkadaşlar günümüzde de maalesef oluyor ve o zaman dengede durmak zor. Ama biz her zaman örneğimizi Mesih'ten aldığımız gibi Mesih'in çarmındaki sıkıntılarına bakacağız. Ve sıkıntılarına baktıkça aslında göreceğiz ki biz ona daha fazla benzer hale geleceğiz. Ve o bizi günaha düşüren, bizi bir anlamda ruhsal olarak çeken o dünyasal bağlardan daha da özgürleşeceğiz. Ve bu yüzden aslında şunu söylemek istiyorum. Sıkıntı olarak gördüğümüz şeyler bizim dünya görüşümüzle de ilgili biraz. Tabii bakış açımız Ona göre. Ona göre sıkıntıların derecesi büyüyor ya da artıyor. Ve bu yüzden Kutsal Kitap bize işte bunu söylüyor. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim. Ve bir gün hiçbir insanlığın kaçamayacağı bir sıkıntı var. O da nedir? Ölüm. Tabii. Bu kara. Nihai aslında hani
olabilecek kötülüklerin en nihayesi yani, nedir düşündüğümüzde? Işte, sevdiğimiz birinin canının kaybedilmesi, vahşi bir şekilde ölmesi, büyük bir katliamın olması, ölüm. Çünkü en büyük düşman hala ölüm olarak duruyor. Bundan kaçış yok ama işte İncil'in mesajı burada çok önemli hale geliyor. Hı hı. İşte bu sıkıntılara karşı sonsuz bir hayatın mesajını İncil veriyor. Evet. Ve bu şekilde bizim sıkıntıları yenebileceğimiz müjdesi de verilmiş oluyor. O yüzden biz sıkıntılar konusunda şaşırmamalıyız. Hı hı. Sıkıntılar var, dünyada da olacak ama Tanrı bu sıkıntılar aracılığıyla hayatımıza neler yaptığını sorgulayarak, neler yapmak istediğini düşünerek aslında biz Tanrı'ya yürekten bir bağlılıkla ona bağlanarak hayatımızdaki o ruhsal tecrübelerin bir anlamda farkına vararak, inancımızın güçlendiğini görerek. Çünkü sıkıntı içerisinde olduğumuzda Tanrı'nın güçlü işlerini daha fazla görmeye başlıyoruz. Çünkü dünya soluklaşıyor ve sadece umut bağlayabileceğimiz yegane kişilik Tanrı kalıyor. Evet. Ve bu da aslında bazen Tanrı'nın bizi kendisine çekme yöntemlerinden birisi oluyor. Ama yine de sıkıntılar için böyle bir formül, bir dua... Tabii. Ve bir muska yapıp işte bunu yaparsan bu sıkıntıdan çıkarsın diyeceğimiz bir şey yok. İnancımız çünkü, böyle değil zaten. Evet, Tanrımız kişisel bir Tanrıdır. Tabii. Hepimizin yüreğini bilir ve karakterimize uygun bir şekilde bize seslenir. Hı hı. O sıkıntılarda Tanrı'nın sesini duymak için dünyanın sesinin kısıldığı zamanlar olabileceğini düşünerek aslında bunu bir fırsata çevirebiliriz ki Yuhanna 9. bölümde İsa'nın öğrencileri bir kör adamı gördüğünde bunu söylüyorlar. Bu neden kör oldu? Bu sıkıntı bunun hayatına niye geldi diye söylediği zaman İsa Mesih diyor ki Tanrı'nın yüceliği gözüksün diye bir fırsat olduğunu söyledi. O yüzden nereden baktığımız da çok önemli. Eğer hayat bitmiş gibi o bizi belki intihara kadar, bunalıma kadar sürükleyecek o noktadan tutmaya başlarsak oraya gideriz ama Tanrı'nın hayatımıza iyi işleri ortaya çıkması için bir fırsat olduğunu düşünürsek de gerçekten Tanrı'nın görkemli işlerini görebiliriz. Evet. İsa'nın müjdesinin aslında sesini kısmak için verilen mücadele ya da baskılar bu ülkelerin bu listeye girmesine sebep oluyor. Çünkü müjdenin sesini kısmak, İsa'nın bağışlama mesajını, onun özgürleştiren bildirisini aslında kısıtlamak için yapılan bütün bu baskılar. Nihayetinde Tanrı'nın kimliği bilinmesin, doğası duyurulmasın. İnsanlar bu korku ve diğer bin türlü tutsaklığın altında yaşamaya devam etsinler diye aslında müjdenin sesini kısmaya uğraşıyor bu ülkeler. Senin söylediğinin tam aksine. Ve bu sebepten ötürü de oradaki kilise bunu asla inkar etmeyeceği için de sesi yükseliyor. Bununla ilgili aslında çok teselli bulabileceğimiz yine elçilerin işlerinden çok güzel bir örnek var. 5. bölümde elçiler ciddi bir baskı altında. Tıpkı bu sıralamada yer alan ülkedeki Hristiyanlar gibi aynı şekilde. Ve İsa'nın adı uğruna hakarete layık görülüyorlar. 41. ayette tam da söylediği gibi yüksek kurulun önünde. Yine ne ilk ne son onlar için bu arada. Ama müjdeyi yani İsa Mesih'i bedenen görmüş, onunla birlikte yürümüş, Tanrı'nın sevgisini birebir tatmış oldukları için de her şeye değer bunlar. Diyor ki yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar. Ve bunlar onlar için sebebin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ne için sıkıntıya uğruyoruz bizler? Geçen hafta Petrus mektubundan biraz daha ayrıntılı bakmıştık hatırlarsın sen de. Eğer Tanrı uğruna eğer bu... Tabii. Bu sıkıntıya katlanıyorsak ya da böyle bir sıkıntıya uğruyorsak bu bizim için aynı zamanda bir neredeyse sevinç ve ayrıcalık sebebi. Ama kötü bir davranışımızdan ötürü ise utanç sebebi. Kesinlikle. Yani bunun ayrımını çok iyi yapmamız gerekiyor. Bilhassa öyle ülkeler var ki listede belki hukuki olarak aslında Hristiyan olmak ya da başka bir inancı paylaşmak, başkalarına duyurmak bir suç değil. Ama oradaki Hristiyanlar ya da kiliseler sanki başka suçların altındaymış gibi neredeyse kapana kıstırılabiliyorlar. Bunları da görebiliyoruz rahatlıkla. O yüzden bu ayrımı yapmak çok önemli. Aynı şekilde elçilerin işlerinde onları yargılayan kişilerden birinden aslında Gamaliel din uzmanlarından biri. Ve adam diyor ki orada bunu bu kişilerle ilgili yani bizim elçilerimizle ilgili bu adamlarla uğraşmayın, onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim yani burada girişim dediği şey müjdenin duyurulması, İsa Mesih'in ilan edilmesi, onun çağırma aracılığıyla getirdiği bağışlamanın herkese
duyurulması. Çünkü diyor bu girişim, bu hareket eğer insan işi ise, yani sadece insani boyutta ise tamamıyla yok olup gidecektir. Yani ne yaparsanız yapın zaten bu devam etmeyecek. Yargılamışsınız bunları, atmışsınız hapse ya da değil. Yok eğer, 39. ayet, yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Evet. Neden? Çünkü ölümün ötesinde gittikleri bir yer var. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı savaşır durumda bulabilirsiniz. Nitekim kesinlikle. Baktığımızda bu ülkeleri de gözlemlediklerimizde, tabii ki bir ülkenin inancı değil Hristiyanlık, üzerine basarak söylüyoruz ama oradaki yönetimlerin, oradaki kilisenin üzerinde kurduğu baskı üzerine söyleyebiliriz ki ne yaparsanız yapın bu kişileri ya da kiliseyi yok edemezsiniz. Evet. Ve İsa ile birlikte başlayan kilise tarihi onun ikinci gelişine kadar zaferli bir şekilde devam edecektir. Ve yayılmacı bir inanca sahip olduğumuz için, çünkü İsa'nın en yüce buyruğu, tabii bize verdiği büyük buyruk, gidin ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin diyor. Ve kilisenin bu buyrukla birlikte büyüdüğünü biliyoruz. Ve Mesih'in ikinci gelişine kadar zaten sürecek bir hareket bu. O yüzden ne kadar baskı altında da olsa o kadar daha büyüdüğünü görüyoruz aynı zamanda. Çünkü Tanrı'nın sıkıntı çeken çocukları üzerine ya da kilisesi üzerine çok daha yoğun bir ilgisi oluyor. Evet. Ya da kutsal ruhun merhametinin döküldüğünü biliyoruz. O yüzden bu bölümü okumanızı da isterim elbette. Tabii ki elçilerin işleri her bölümü neredeyse sıkıntı altındaki elçilerin tanıklığıyla dopdolu. Evet. Ama onlar neyin üzerine bu tanıklıklarını inşa ettiler? İsa Mesih ile geçirdikleri zaman üzerine. Tek istisnayla Pavlus, o da diriliş bedeniyle İsa ile karşılaştı. Ve tam bir dönüşüm altında kiliseye hizmet etmeye başladı. Evet. Yani şunu anlamamız gerekiyor, bir ruhsal muhalefetimiz var. Yani bir karşıtlık var, bir Tanrı karşıtı olan ruhsal bir muhalefet var ve Kutsal Kitap bunu açıkça söylüyor. Aynı zamanda eski antlaşma yazılarından biz görüyoruz ki sıkıntı zamanlarında neler oluyor. Örneğin Tanrı halkı, hakimler dönemini düşünelim. Evet, evet, evet. Ve sıkıntı zamanlarında Tanrı'nın özel olarak yetiştirdiği bir kurtarıcı ortaya çıkıyor. Ve yine Yaşaya kitabında kent kuşatıldığı zaman Tanrı'nın bir meleği müdahale ediyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında evet, yönetimler kiliselere baskı yapıyor. Çeşitli ülkelerde görüyoruz. Ama şunu fark etmek gerekiyor. Bu misyon kilisenin misyonu değil. Bu Tanrı'nın misyonu. Tanrı'nın işi. Söylediğin gibi. Bu Tanrı'yla bir savaş aslında. Buna karşı savaş vermek isteyen tüm yönetimler, tüm insanlar için aslında bunu söyleyebiliriz. Kilise buna itaat ediyor. Bu misyona itaat ediyor. Buna bağlı ve yüreğini veriyor. Ve tabii ki önderimiz Mesih zaten bu bizler uğruna canını vererek aslında bu misyonu gerçekleştirdi. O yüzden sıkıntılar bizim için şaşırtıcı değil. Yani Mesih de söyledi. Yani yaş ağacı bunu yaptılarsa, sizlere ne yapacak? Ölüleri dirilten, mucizeler yapan birisine bunu yaptılarsa neler? Ve Matta kitabı işte onu söylüyor. 5. bölüm 11. ayette. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü söz söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun, çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Evet. Güneşin altında yeni bir şey yok. Sıkıntılar var ama onlardan daha üstün ve o sıkıntıları iyiliğe çeviren bir Tanrımız da var ve o bizimledir. Şimdi eski antlaşma metinlerine gittiğimizde orada çok önemli bir kavram var. O da mesediş yağı. Ve bu zeytinyağından yapılıyor. Çeşitli içine baharatlar da konuluyor. Evet. Ama buradan şuna gelmek istiyorum. Sıkıntı zamanlarında kilise aslında en güçlü olduğu zamanlardan bir tanesi. Evet, insanlar, üyeler belki ayrılabilir. Bu sıkıntılar bazılarını geriye çekebilir. Ama işte o zaman o zeytinyağının ezilip o yağı ortaya çıktığı gibi gerçekten Tanrı'nın gücü de sıkıntılarda ortaya çıkıyor. Yani o mesediş yağı Tanrı'nın işinin yerine getirilmesi için Tanrı adamının üzerine dökülüyor. Yani çünkü o benlikle Tanrı'ya hizmet edemezsin. Mümkün onun değil. Gücüyle. Hele böyle bir dönemde. Evet. Ve onun gücü işte o zeytinin ezilmesiyle ortaya çıkıyor. Örneğin İzmir Kilisesi de böyleydi. İzmir Kilisesi'nde Polikarp vardı ve şehit oldu. Ve onun ismi de ezilmekten geliyor, İzmir Kilisesi'nin ismi de. Ama işte bu zamanlarda şunu fark etmeliyiz. Tanrı'nın gücünün ve mucizelerin en yoğun olduğu zamanlar sıkıntı zamanlardır. Çünkü ortada bir ezilme olduğu zaman ve orada gerçekten o zeytin ezilmesi gibi bir Tanrı'nın gücü ortaya çıkmaya başlıyor. Ve Tanrı'nın gücü
nihai olarak boyunduru kırıyor ve ulusları değiştiriyor. İşte Roma'yı düşünelim. Tabii, o kadar sıkıntı çektiren ve Mesih karşıtı resmi bir yönetimin olduğu Roma İmparatorluğu öyle bir zaman geldi. Mesih'i resmi bir inanç olarak kabul etmek zorunda kaldı. İşte bu nasıl oldu? İşte o ezilmeyle ve ezildiğinde Tanrı'nın gücü ortaya çıkmasıyla gerçekleştirdi. İşte burada dünya görüşümüzde hep şunu fark etmemiz gerekiyor. Evet, biz tabii ki benlikten dolayı ve dünyasal arzulardan dolayı sıkıntı çekiyorsak zaten orada dua edecek bir şey yok. Orada tövbe etmemiz gereken bir süreç, bir dönem. Ama sıkıntı çekiyorsak o zaman şunu çalışabiliriz. Yani Tanrı nasıl çalışıyor? Tanrı'nın çalışma yöntemleri var ve Kutsal Kitap'ta bunu bize gösterdi. Ve öz oğlunu bile esirgemedi diyor. Tabii. Ve ilginç olan da bu sıkıntı zamanlarını düşünürsek Tanrı ta başından İbrahim'e de bunu söyledi. Biricik oğlunu al, benim göstereceğim yerde onu kurban et diye İbrahim'e söyledi. Şimdi bu da İbrahim için bir sıkıntı. İman sınavı. Ve İbrahim için de bu bir denenmedir. Tabii. Ama Tanrı aslında bunu isteyerek, bu sıkıntıya izin vererek ne yapmak istedi, ne göstermek istedi? Ve İncil'de biz bunu görüyoruz. Yüzyıllar sonra Rab o biricik oğlunu esirgemedi ve bizler uğruna aynı yerde. Tabii. Çünkü İsa Mesih'in çarmıha gerildiği yer o dağa çok yakın bir yerdi. Tabii. Ama İbrahim'in oğlunu esirgedi Tanrı çünkü amacı kesinlikle, onu öldürmek değildi. Kesinlikle. Demek ki Tanrı'nın asıl amacı gerçekten bize sıkıntı veren, deneyen değil de tam tersine sıkıntıları üzerine alarak kendi oğlunu kurban ederek. Evet. İşte Yahya Mesih'i gördüğünde dedi ki dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yani bunu söylediği zaman oradaki Yahudilerin gözleri parlamış olmalı çünkü ki İbrahim'in hikayesiyle birleştirdiler. Ve Tanrı işte asıl yapmak istediği şey bu. Sıkıntıları kendi üzerine alarak, kendi halkına önderlik ederek, kendi halkının sıkıntılarıyla ilgilenip onları kaldırmak isteyen bir Tanrı kavramını görüyoruz. Ve Mısır'dan çıkışa kadar dayandırdığımızda Tanrı'nın ilk mesajında sizi kölelikten kurtarmak için ben geldim diyerek Musa onlara vaaz etmeye başladı. Tabii. Ve burada ne görüyoruz o zaman? Tanrı sıkıntılarımızdan bizi kurtarmak isteyen, sonsuz esenliğe götürmek isteyen bir Tanrı karşımızda. Ancak sıkıntıları, sıkıntılarla uğraşırken ya da sıkıntılarla ilgili sorunlar yaşarken işte Tanrı'nın ne yapmak istediğine odaklanmak, Tanrı'nın nasıl çalıştığını anlayabilmek aslında bize büyük bir esenlik veriyor ki Yuhanna'nın 16. bölümünde de ilk önce Mesih diyor ki size esenlik bırakıyorum ama dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur buradaki olun. Mesajda ne var? Evet. Sıkıntılar sizin esenliğinizi çalamaz. Tabii çünkü ki. Esenliğiniz doğaüstü bir şekilde gökten geliyor. Bu da Tanrı'mızı tanıyarak, Tanrı'nın nasıl hareket ettiğini, nasıl çalıştığını ve tarih içinde olaylara nasıl müdahale ettiğini aslında görerek bizim hayatımızda bu sıkıntılara karşı bir panzehir, sıkıntılara karşı esenliğimizi koruyan ve başkalarına da müjdeye götüren bir harika bir dönem olarak fırsat olarak karşımıza çıkabilir. Hristiyan izleyicilerimiz için bilhassa bu listeden biraz örnek ülke isimleri okumak istiyorum. Hem bu ülkeler için dua edebiliriz aynı zamanda oradaki sıkıntı çeken Hristiyanlar için, kiliseler için, belki aklınızın ucuna bile gelmeyen ülkeler var çünkü listede. Ama bu ne demek aynı zamanda? Orada yaşayan, Tanrı'nın sözünü duyuran, İsa'nın kim olduğunu ve insanlık için ne anlama geldiğini, onun kurtarışının, bunu yaymaya çalışan, müjdeyi duyurmaya çalışan topluluklar var. Ve oradaki kardeşlerimizi aynı zamanda bizim kutsal kitabın aslında yapmamızı söylediği gibi, o sanki onlarla birlikte sıkıntı çekercesine yüreğimizde ve dualarımızda taşımamız gerekiyor. İmkanımız varsa başka türlü de destek gönderebiliriz onlara. Bu çağda bunu yapmanın pek çok yolu var biliyorsunuz. İlk sırada Kuzey Kore'nin olduğunu söylemiştim. Ardından Afganistan, Somali, Libya, Pakistan ilk 5, Sudan, Eritre, Yemen, İran ve Hindistan ilk 10'u oluşturuyor. Daha sonra Suriye'yi görüyoruz. Nijerya, Irak. Bu arada dinlediğiniz gibi sadece Hristiyanlara özel değil, çok başka savaşların, iç savaşların da sürdüğü yerler bunlar. 15. sırada Suudi Arabistan var. Mısır da devam ediyor ve aslında Hristiyan nüfusunun oldukça da fazla olduğu bir ülke Mısır. 16. sırada. Bazı Afrika ülkeleri var. 21. sırada o var. 22. sırada Cezayir var. Türkmenistan'ı görüyoruz aynı zamanda 23. sırada. 26. sırada ülkemiz yer alıyor, Türkiye yer alıyor. Ardından Tacikistan 29. sırada. Endonezya var.
Asya ülkelerinden Nepal, Butan, bunların tümü yer alıyor listede. Katar, ilginç bir şekilde Katolik nüfusunun yoğun olduğu Meksika 39. sırada. Şaşırtıcı bir şekilde. Aslında Ortodoks Hristiyanlığın en yoğun olduğu yerlerden biri Rusya 41. sırada Hristiyanlığa baskı uygulayan ülkeler sıralamasında. Birleşik Arap Emirlikleri 45. sırada var. Kolombiya'yı görüyoruz 47. sırada. Bangladeş ve 50. sırada da Azerbaycan var. Burada aynı zamanda hangi yönetim birimleri var ve baskın olan inanç hangisi? Bunu bir ayrıntılı tablo evet. olarak da okuyabiliriz ve bunu dua zamanımıza taşıyabiliriz. Hem kilisemizin dua zamanına taşıyabiliriz hem de bireysel zamanda Tanrı'dan oradaki kardeşlerimizi güçlendirmesini isteyebiliriz. Kutsal ruhuyla teselli etmesini isteyebiliriz. Bunu zaten Tanrı yapmıyor mu diyeceksiniz. Ama şuna döneceğiz. Dua zaten Tanrı'nın bilmesi için değil, bizim evet. Tanrı'nın önüne bu istekle gelmemiz için yapmamız gereken bir şey. O yüzden de biraz daha ayrıntılı bahsetmek istedim. Ve yeni antlaşmadaki mektupları okursanız eğer, kilisenin sıkıntılardan o zaman da geçtiğini ve elçilerin bu konuda çok ayrıntılı bir şekilde aslında onları yüreklendirmek için, güçlendirmek için neler yazdığını da okuyabilirsiniz. Filipililer bunun için iyi bir mektup olacaktır. Koloseliler mektubu aynı zamanda. Ve 2. Korintliler, Paulus'un Korint'e yazdığı 2. mektupta bu sıkıntı, farklı konulardaki sıkıntılarda kilisenin güçlenmesi için yazdığı tesellilerle dolu aslında. Bir ara vermemiz lazım. Bu konuda çok söyleyeceğimiz şey var. Geçen hafta da konuştuk ama elbette çok yaşayan, dinamik bir şekilde dünya görüşümüzü, tepkilerimizi dile getirme fırsatını bulduğumuz için, aynı zamanda özgürlüğünü bulduğumuz için de bu konuda konuşmaktan ne yılmak istiyoruz ne de bunu kısa bırakmak istiyoruz. Ama hemen bir soluklanalım, kısa bir ara verelim programımızı. İkinci bölümde de hem Filipinler'den bir haber var işleyeceğimiz, hem de İran'daki Hristiyan kardeşlerimizle ilgili bir haber paylaşmak istiyoruz sizlerle. Söylediğimiz gibi hem Facebook canlı yayınımızdan hem de YouTube'daki yayınımızdan bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve alıyoruz da aynı zamanda yazdıklarınızı. Hem de onlar için teşekkür ediyoruz. Kısa bir aranın ardından Dünya Görüşü devam edecek. Bir mutfak, bir hikaye. Bugün buram buram tarih kokan bir semtte, Nur Osmaniye'de ve Gül Hanım'ın yemeklerini tadacağız hep beraber. Hadi buyurun. Karolin Türkmen'in sunduğu Bir Mutfak, Bir Hikaye yeni bölümleriyle her cumartesi 11.30 ve tekrarı her çarşamba 15'te Sat 7 Türk ekranlarında siz değerli izleyicileriyle buluşacak. Birbirinden güzel yemeklerin yanı sıra keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Vahan İsaoğlu ve Cem Erci'nin birlikte sunduğu, birikimlerini çeşitli konular üzerinden keyifli bir sohbet eşliğinde seyircilere aktardıkları Bir Konuşalım Sat 7 Türk'te. Duanın gücü 3 sezondur sizlerle. Şayet siz de programımıza katılmak, birkaç söz söylemek isterseniz şimdiden telefonlarımızı arayarak bağlanabilirsiniz. Bakalım kimler özlemiş bir görelim. Özlemle beklenen duanın gücü yeni sezonuyla pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 10.30'da yine Sat 7 Türk'te. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İlknur Bayfırat'ın stüdyo konukları ile Şehrin Kalbi her cuma saat 17.30'da Sat 7 Türk'te. Thank you.
İstersen yeşil çimlerde olsun, istersen parkede, istersen kulvarda olsun, istersen minderde, istersen pistte olsun, istersen toprak sahada, istersen kortta. Kazanan hep dostluk olsun. Rakibin yoksa sporun anlamı yok. Bu maç sizsiz olmaz. Her şey sizin güvenliğiniz için. Bir bisiklet, yedi kilise turumuzun bir parçası olarak şimdi Philadelphia'ya geldik. Philadelphia Kilisesi çok iyi niyetli bir kilise. İsa diyor ki siz böyleyken bile ben sizin önünüze açık bir kapı bırakıyorum ve beni açacağım kapıyı kimse kapayamayacak ve benim kapattığım kapıyı da kimse açamayacak. Vahan İsaoğlu ve Cem Erci'nin birlikte sunduğu birikimlerini çeşitli konular üzerinden keyifli bir sohbet eşliğinde seyircilere aktardıkları Bir Konuşalım Saat 7 Türk'te. Kısa bir aranın ardından yeniden beraberiz Dünya Görüşü'nde. Her çarşamba akşamı olduğu gibi sizlerle seçtiğimiz haberler ekseninde aslında Dünya Görüşümüzü biraz daha derinlemesine oluşturmaya devam ediyoruz. Ve bu akşamda geçen haftadan başladığımız baskı ve zulüm konusunu konuşmayı sürdürüyoruz. Aranın hemen öncesinde yaklaşık 50 ülkeden bahsetmiştik bir liste olduğundan ve bu listeyle ilgili ayrıntılı olarak siz de isterseniz web sitesine giderek daha fazlasını okuyabilirsiniz ve ayrıntılı bilgilere sahip olabilirsiniz. İkinci haberimiz aslında geçen hafta çok kısaca değinmiştik. Filipinler'de büyük bir kilise saldırısı oldu ve bir ayin sırasında gerçekleşti bu kilise saldırısı. Pek çok kişinin tabii ki ölümüne sebebiyet verdi. Üstlenen tabii ki başka bir inancın terörist neredeyse kolu. IŞİD'in üstlendiğini biliyoruz. Bununla ilgili haberimizi izleyeceğiz. Tabii ki üzerine söylenecek çok şey var. Acıları çok taze. Ama bu hani ne ilk ne son yine. Evet. Ve devam eden bir saldırılar silsilesi. Filipinler'de zaten aynı zamanda doğal felaketlerden ötürü de çok sıkıntı altında olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bunun üzerine bir de inancın böylesine gerçekten yaşandığı bir zamanda aslında saldırıya uğramak bizim sanıyorum empati kurabileceğimiz ya da algılayabileceğimiz deneyimlerin çok çok ötesinde bir durum. Haberimizi izleyelim. Üzerinden baskı ve zulüm hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Filipinlerin Mindanao özerk bölgesinde yer alan bir Katolik kilisesine iki ayrı bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer pazar ayini sırasında meydana gelen patlamalarda aralarında asker ve polislerin de bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre patlamalarda hayatını kaybedenlerin 15'inin sivil, 5'inin emniyet mensubu olduğu kaydedilirken, yaralılardan 65'inin sivil, 16'sının emniyet mensubu olduğu bilgisi verildi. Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo ise, terör eylemi olarak nitelendirdiği saldırıyı şiddetli bir şekilde kınadığını belirterek, her bir katil adalet önüne çıkarılıp demir parmaklıklar ardına konulana kadar bu alçakça suçun arkasındaki acımasız failleri dünyanın öbür ucuna kadar da olsa takip edeceğiz. Kanunlar bu faillere merhamet göstermeyecek diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu terör saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Filipinler halkının acısının paylaşıldığı belirtilen açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara ise acil şifalar dilendi. Açıklamada ayrıca Türkiye terörle mücadelesinde Filipinlerin yanında olmayı ve Güney Filipinler'deki barış sürecine bundan sonra da destek vermeyi sürdürecektir ifadeleri kullanıldı. Evet.
Evet değerli izleyiciler, bu Filipinler'deki saldırı ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Hı hı. Çok acı ve acıyı anlamak da neredeyse mümkün olmayan bir durum. Evet. Dua etmekten başka elimizden de bir şey gelmiyor. Tabii ki orada bazı bildiğimiz kiliseler var, oraya gidip ilahiyat okuyan insanlar var, hı hı. Tanıdığımız. Hı hı. Evet, yani burada bu aklıma geliyor. Yine Eyüp kitabına dönecek olursak, Eyüp kitabında bir sahne, yani perde açılıyor. O perdenin arkasında Tanrı ile şeytanın bir konuşması var. Ama Eyüp bunlardan habersiz ve şeytan Tanrı'dan izin alarak Eyüp'ün başına bir felaket getiriyor. Ve sonra Eyüp'ün cevabı da burada. Eyüp yere kapanıyor, diyor ki 1. bölümde, bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rab'in adına övgüler olsun. Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı. Tabii ki Eyüp kitabı eski antlaşmada öyle bir yerde ki onun neden orada olduğunu fark edemiyoruz çoğu zaman, ama o nedensiz yere, doğruluk uğruna acı çeken Mesih simgeler aynı zamanda. Tabii. Ve tarihselliği açısından da yaratılışa çok yakın bir zaman diliminde yer alır. Biliyoruz yani hikayenin ki, en başındadır. Evet, İbrahim'den önce olduğunu net bir şekilde biliyoruz, ama İbrahim'den sonra bu hikayeyi okuyoruz. Ama Tanrı özel olarak kanonda bunun yerini koydu. Bunun sebebi de Mesih'in gözükmesi, doğruluk uğruna acı çeken Mesih'in gözükmesi. Evet. Ve tekrar konu buraya geliyor. Yani bu acı olayları seyrettiğimizde bunu aklımız, yüreğimiz almıyor. Yani dünyada bunu açıklayabilecek bir ahlak standardı da yok. Yani yok, bu bir terör, bu bir nefret, bu bir gerçekten öfke. Ama biliyoruz ki işte bunun arkasında bir sahne var. Tanrı'nın iradesi var, ruhsal bir şey var. Ve biz bunu her zaman göremiyoruz Eyüp kitabında olduğu gibi. Ama bize verilen bir tercih şansı var. Tabii. Ne yapmamız gerekiyor? Tanrı'ya teslim olmak, Tanrı'ya güvenmek. Aslında gerçekten hayatımızın sonsuz kısmı bu dünyada olmayacak. Tanrı ile birlikte olacak ve oraya bakarak aslında bu ruhsal hayatı devam ettirme konusunda kutsal kitap bizi net bir şekilde uyarıyor. Ve aynı zamanda dediğin gibi sadece kötülük değil, dünyada nötr olan, yani tarafsız olan doğa olayları da var. Evet. Ve bu doğa olaylarından da işte yakın zamanlarda İstanbul'da büyük bir deprem oldu. Bu doğa olaylarından da sıkıntılar çekebiliyoruz ve hepsinin arkasında yine böyle bir yargıç gibi düşünmek yerine, özellikle sıkıntı içinde olanlar, Eyüp kitabı da bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Bir yargıç pozisyonda olarak yargılamak yerine gerçekten Tanrı'ya güvenerek, onların yanında olarak aslında bir sıkıntı çekenlerle birlikte ağlayanlarla ağlayıp gülenlerle gülmemiz bize söyleniyor. Tabii ve konumumuz gerçekten çok stratejik, senin de belirttiğin gibi. Yargılayan biz olmamamız kesinlikle gerekiyor. Ve zaten sorun da, yani hissettiğimiz şeylerin çok ağır olmasının sebebi de ve bugüne kadar kilisede sıkıntı çekenler, kilisemiz de aynı zamanda sıkıntı içinde olduğu zaman hep doğru bir ruhsal zeminde durmaya çalıştık. Ve o zaman işte gerçekten Tanrı'nın bereketini, Tanrı'nın lütfunu görebiliyoruz. Ama o benliksel bir durumda, yani hep Kızıldeniz'i düşünelim. İsrail halkı geldi, büyük bir sıkıntı içinde yakarmaya başladılar ve arkada Firavun'un ordusu, önde Kızıldeniz, yani bir boğulma tehlikesi vardı. Evet. Tam orada hiç şöyle düşündün mü? Büyük bir mucize var ve halk karada yürüyor denizin ortasında. Ve orada şöyle bir durum yok. Yani geriye dönme şansın yok. Hayır, yok tabii. Yani ya ileriye gideceksin, ya oradan geçeceksin, ya orada kalacaksın. Yani işte İsa ile gemiyle, tekneyle Celle Gölü'nde yolculuğa çıkmış öğrenciler gibi. Yani fırtına çıktığı zaman geriye dönme şansımız yok. Tabii. Ama insanın dürtüleri, insan hep böyle çalışıyor, dürtülerimiz, benliksel arzularımız. Buradan kurtulayım, buradan kaçayım ve başladığım yere geri döneyim. Aslında bu en büyük tuzak. Yani başladığımız yer aslında artık yok. Tabii. Ve orası bizi fırtınadan kurtarmıyor. Daha fırtınanın içine, tam merkezine götürüyor. Ve biraz da Tanrı'nın elini tutup yürümüşsek o geldiğimiz yere kadar zaten dönmemizi de arzulayan onun olmadığını kesinlikle biliyoruz. Ve bu yüzden bu tür sıkıntı zamanlarında Mesih'le yürümek gerçek bir çıkış, gerçek bir kurtuluş getiriyor bize. Ve bu açıdan çok izleyicilerimize değerli, gerçekten teşvik etmek istiyorum. Tabii. Sıkıntılarda geri dönmeyi düşünmeyin. Tam tersine Mesih'e daha sıkı bir şekilde sarılıp ilerlemeye devam edin. Ve çok karanlık, bu bireysel anlamda da işte ağır bir depresyonla ya da travma sonrası bozuklukla ilgili olabiliyor. Dünyanın aslında tümüyle karanlığa büründüğü yerlerden de geçebiliyoruz. Ve bazen belki bu büyük bir katliamın verdiği acıdan daha da derin
bir acı olabiliyor. Hı hı. Varlıksal, varoluşsal yaşadığımız sıkıntı. O zamanda bile aslında bunun geçeceğini bilmek ve birilerinin aslında bizim için umut sözlerini o sırada taşıyor olması da bu sıkıntının nihayetinde Tanrı'nın yüceliğine dönüşecek bir aslında üzerindeki tozu alınmamış bir cevher gibi neredeyse olduğu anlamına geliyor. Yaşaya'nın söz ettiği bir şey var. Karanlıktaki hazineler diye bahsediyor buradan. Ve ben yurt dışında bir kilise önderinin oğlunun intiharının ardından aslında bu konuda yaptığı bir yorumu izlemiştim, dinlemiştim. Birkaç sene sonra ancak tabii bunu bir anne olarak bunun üzerine konuşabilmişti. Ve Tanrı'nın kendini bununla aslında teselli ettiğinden bahsetti. Karanlıktaki hazinelere erişme konusunda. Ve benim de ilk kez gözlerimi açtı onunla ilgili. Ve sıkıntının çok odağındayken aslında bunu hiçbir zaman görmüyoruz. Ve orada yalnızca biz ve derdimiz var neredeyse. Ama ne zaman ki Mesih'i davet ediyoruz o eşitliğin içine. Çobanı, o mi? Tabii ki aynı zamanda işte şeyin fırının içine neredeyse yanıyor çünkü alev alev her şey. Bütün dengeler değişiyor ve merkezde biz ve sıkıntımız olmak yerine Tanrı'nın bu durumda ne yapacağı ve bizim bununla aslında nereye doğru gideceğimiz devreye giriyor. Hiç kolay bir insan deneyiminden bahsetmiyoruz. Ama hemen hatırlayalım. İsa Mesih'e baktığımız zaman Tanrı'nın bütün doluluğunun onda olduğunu görüyoruz. O zaman bu sıkıntılara da yabancı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta izleyicilerimize diyebiliriz ki İbraniler 5. bölümü okuyabilirsiniz. Ve orada diyor ki 7. ayette mektupta Mesih yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçte olan Tanrı'ya büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua etti. Yakardı ve Tanrı korkusu nedeniyle işitildi. Aslında acı ve zulüm altındaki kilisenin yaptığı şeylerden biri de bu. Mesih'i model alıyor ve feryatla, gözyaşlarıyla dua ediyor. Ya da biz birbirimize bunu yapıyoruz. Yakarıyoruz ve Tanrı'nın bizi işittiğini de biliyoruz aynı zamanda. Ve devam ediyor. Mesih oğul olduğu halde çektiği acılarla söz dinlemeyi öğrendi. Bu acı sıkıntı dönemi aynı zamanda bizleri itaat konusunda da muazzam geliştiren, derinleştiren bir deneyim oluyor. Çünkü o süreçte itaat aslında Tanrı'ya tüm kontrolü vermek demek. Ve yalnızca senin sözüne ben boyun eğiyorum demek. Çünkü kendi kendimizin çabasıyla ortaya çıkarsak aslında bütün işler daha da allak bullak olabiliyor. Ve çok daha başka felaketlere varabiliyoruz. Yetkin kılınınca da sözünü dinleyen herkes için sonsuz kurtuluş kaynağı oldu. Ve bu bizim de aslında bir sıkıntının içine girmemiz ve bunun Tanrı tarafından bilinir olmasının tesellisini almamız, onun ardından da bu sürece boyun eğip yani itaat etip edip ve devamında Tanrı'nın verdiği tabii ki kurtuluşa bizi taşımasına da aslında zemin sağlamamız oluyor. Tabii bu büyük sorunlar daha anlaşılır. Belki işte teröristler var, işte kötü insanlar var vesaire gibi. Kötülüğü kötülük daha bariz çok yüzü net bir şekilde. Ama aynı zamanda daha bireyselleştirecek olursak bugün günümüzde antidepresan kullanan büyük bir ruhsal problemleri olan birçok insan var aslında. Çok insan var. Farklı tutsaklıklar bunlar. Evet ve bu sıkıntılarda gerçekten hayatı zehir etmekte ve gerçekten hayatı felç etmekte. Peki aslında burada şuraya gelmek istiyorum. Sıkıntıların belki hayatımızdaki derecesi o yaratılış kitabındaki o ilk günahla bir ilişkisi olabilir mi ki kutsal kitap onu gösteriyor. Çünkü hayatımız şuna benziyor. Yani o iblisin o Havva'ya gelip Tanrı gibi olacaksın yalanına inanıp gerçekten hayatlarımızı küçük tanrılar gibi yaşayarak sürdürmek istiyoruz. Evet, putlar yapıp kendimize. Evet, kendimize putlar yapıyoruz. Kendimizi yönetici, her şeyi yargılayabilecek nitelikte olduğumuzu düşünüyoruz. Biz kontrol edeceğiz. Evet, ve sonra bakıyoruz ki hayat istediğimiz gibi kontrol edilemiyor. Tam tersine hayat belki toplum ya da şartlar bizi kontrol ediyor. Bunu gördüğümüz zaman büyük bir yıkım ortaya çıkıyor ve bununla ilgili böyle bir adam var, bir peygamber var. Yeruşalim, Yahuda tam düşmeden önce Nebukadnesar gelip orayı işgal etmeden önce bunu görüyor. Ve sıkıntı şeklinde sıkıntılarla Tanrı'ya yakarıyor. Yani neden buna izin veriyorsun? Kötüler işte güçleniyor. İşte nasıl sen bu halkı sürgün edersin vesaire diyor. Ama sonra metnin sonuna doğru
Onun esenliği tekrar geri geliyor. Hı hı. Diyor ki tomurcuklanmasa da incir ağaçları, hı, asmalar üzüm vermese, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da davar ağırları, sığır kalmasa da ağırlarda, ben yine Rab sayesinde sevineceğim. Hı hı. Kurtuluşumun Tanrı sayesinde sevinçten coşacağım. Hı hı. Egemen Rab gücümdür benim. Ayaklarıma geyik ayaklarının çevikliğini verir. Aşırtır beni yükseklerden diyerek, hı hı, bir ezgi, bir ilahi söylüyor. Hı hı. Buradaki evet. Son ya o değişim nasıl oldu? Yani bu sıkıntı içinde baktı, her şey kötü. İyi giden bir şey yok. Daha büyük felaket de geliyor. Siyasi, hı hı, çalkantılar var. Babil o işgale geliyor Yahuda'yı. Peki nerede sevinç? İşte hı, senin bahsettiğin gibi Tanrı'nın izlerini görebilmek, Tanrı'nın iradesini görebilmek, hı hı, ve her şeyin arkasında kontrol eden ve isteği doğrultusunda yöneten tarihin Tanrısı, ulusların Tanrısı var. Ve Kutsal Kitap bununla ilgili çok bize ayrıntılı bir şekilde metinleri söylüyor. Çok nettir bunlar. Hı hı. Ve buna yaklaştığımızda aslında o sığınacak bir evi bulduğumuzda, evet, bir kayayı bulduğumuzda aslında ilk olarak yüreğimizde ne oluyor? Kaygılar, o stres azalıyor ve gerçek bir esenliğe kavuşuyoruz. Hı hı. O dünyanın, konforun, o tüketim toplumunun veremediği, vermek istediğini iddia ettiğini, tabii, ama veremediğini asla. Tanrı aslında bize veriyor ve bu yüzden onun izlerini görmek özellikle sıkıntı zamanlarında çok çok önemli. Çok. Ve çok ilginç tanıklıklar var. Böyle çok zor şartlarda hizmet eden müjdeci gruplar, evet, en sarsıcı tanıklıklar da bu tip, evet, deneyimlerin ardından ve geliyor. Ve ya meleklerin ortaya çıktığı zamanlar, evet, doğaüstü dokunuşların, doğaüstü, hı-hı, kurtuluşların ortaya çıktığı zamanlar aslında hep böyle zamanlar. Hı-hı. Ve şunu anlamalıyız. Tanrı bütün iradesiyle, bütün lütfuyla aslında bu kötülükleri iyiliğe çevirmeye devam ediyor. Evet. Devam edecek. Ve çağların sonunda kötülük Vahiy kitabına göre anladığımız tüm kadar öyle, daha da yükselecek. Önce yükselecek. Ve sıkıntı dönemi evet, olacak ve Mesih karşıtının gelişiyle bu kötülük, tanrısızlık nihai noktasına kadar çıkacak ama Mesih gelip bütün o kötülüğü o sonsuz egemenliğiyle değiştirip, hı hı, o nihai iyiliğini o kuracağını Kutsal Kitap bize söylüyor. Ve Paulus da sıkıntı içinde Selanik Kilisesi'ne işte bunları söylüyor. Bu sözlerle birbirinizi avutun. Hı hı. Yani demek ki Hristiyan dünya görüşünde sıkıntılar bizi eğiyor, yere bakmamızı sağlıyor, hı hı, ama Mesih inancı bizim başlarımızı yukarı kaldırıp Mesih'in gelişine odaklanmamızı, evet, istiyor ve o zaman yüreklerimiz teselli bulacak. Biz de eşimle bazen sıkıntı zamanlarında evde dua ederken hep onun ikinci gelişine odaklanmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Ve en o zaman her zaman birbirimize söyleriz. O zaman, hı hı, geldiğinde gözlerimizdeki yaşlar silinecek. Hepsi silinecek. O zaman belki büyük gerçek bir kahkaha atıp Mesih'e, evet, hoş geldin diyerek onu karşılayacağız. Hepimizin aslında umudunu bağladığı, evet, yer burası olacak. Ve Vahiy kitabının dediğin gibi ikinci bölümünde de okuyabilirsiniz sevgili izleyiciler. Orada gerçekten spesifik olarak aslında kiliselere bunlarla ilgili, hı hı, de birçok, evet, vaat veriliyor. Şimdi çok tam burada aslında bir İsa Mesih izleyicisinin nasıl bunu deneyimlediğinden konuşurken son haberimiz, paylaşmak istediğimiz tam da böyle bir deneyimle bize aslında çok iyi bir örnek veren İranlı birkaç Hristiyan'ın hikayesinden bahsediyor. Ve onların inançlarına nasıl tutunduklarını aslında tekrar duyma fırsatı buluyoruz. Çünkü İran'da az önceki listede de adını geçirdik zaten. Hristiyanların bireysel olarak aslında inançlarından dönmeleri için, Hristiyanlığı reddetmeleri için, yalanlamaları için aslında onları zorlayan baskılar altında. Bu haberimizi bir de bu gözle izleyelim aslında. Her şeye değer müjde uğruna ya da İsa Mesih uğruna nasıl bir tanıklık sunuyorlar? Bu haberde siz de görebileceksiniz şimdi. İran'da hapis, işkence ve sürgün gibi tehditlerle imandan dönmeye zorlanan Hristiyanlar, inançlarını özgürlükle takas etmek istemiyor. Bunun son örneği dinden dönme suçlamasıyla hapiste tutulan iki İranlı Hristiyan oldu. Mahkeme eğer inançlarını reddedip eski dinlerine geri dönerlerse bağışlanacaklarını ifade etti. Ancak tutsaklar bu teklifi kabul etmedi. Dünya Hristiyan Birliği isimli kuruluşun Tahran merkezli olarak bildirdiği habere göre, Sahab Fadi ve Fatime Bahtiyari isimli iki Hristiyan tutsak, hakimler Hasan Baba ve Ahmet Zargar'ın yönettiği mahkemede inançlarından dönmeye davet edildi. Haklarında çıkacak son kararın açıklanmasını bekleyen Fadi ve Bahtiyari hakkında yapılan temel suçlama, rejime karşı fikirler yaymak.
Eylül ayında Fadi 18 aylık cezaya çarptırılmış ve cezasının bitiminin ardından ülke içinde sürgüne mahkum edilmişti. Bahtiyari ise 1 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. İki İranlıya yönelik suçlamaların nedeni bir ev kilisesinde Hristiyan doktrinleri üzerine konuşmak ve ülkenin etkin inancına karşı saldırgan ifadeler kullanmaktı. DHB yöneticisi Mervyn Thomas'a göre bu sadece iki Hristiyan İranlının suçlanmasını içeren bir süreç değil, aynı zamanda Hristiyanlığın suça dönüştürülmesi anlayışına da hizmet ediyor. Thomas mahkemenin iki İranlı vatandaşın inançlarını inkar etmeleri için teklif sunmalarını inanç özgürlüğü ihlali olarak görüyor ve çok ciddi endişe duyduklarını dile getiriyor. Aynı zamanda uluslararası kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyor. Dünya Hristiyan Birliği yöneticisi ısrarla yargılama sürecinin tekrar edilmesini ve verilen kararların gözden geçirilmesini istiyor. Thomas, ayrıca İran hükümetini tüm barışçıl inançlara karşı yapılan baskıyı sonlandırmaya ve inançlarıyla olan bağlılıkları nedeniyle tutuklanan herkesi serbest bırakmaya davet ediyoruz diye ekledi. Dünya Görüşü'nün bu bölümünde geçen haftadan başladığımız baskı ve zulüm konusuna devam ettik. Farklı haberlerle birlikte, farklı yanlarıyla aslında konuya yaklaştık. Ve genel anlamda ülke altında sıkıntı çeken kiliseden konuştuk. Bu süreci nasıl geçirdiğinden, kutsal kitaptaki örneklerine baktık. Aynı zamanda bireysel sıkıntılarda da aslında Tanrı ile yürümenin bilhassa Mesih örneğine bakarak nasıl olabileceği üzerine konuştuk. Ama programın bir son dakikalarına geliyoruz. Bir sıkıntı sebebi de var ki aslında bir anda bizi allak bullak edebiliyor, çok şaşırtabiliyor ve neredeyse en fazla aslında kızacağımız ya da bazen fark etmeyeceğimiz bir doğrultuda da gelebiliyor. Bilhassa kiliselerde gözlemleyebileceğimiz bir konu. Ama ona da çok kısaca değinmek istiyoruz. Çünkü hala günümüzde ortadan kalkmayan bir sorun, sapkın öğretiler. Evet, maalesef bu kilise tarihi boyunca ortaya çıkmış. Kilise bununla savaşmış ve bu sıkıntıyı da asla göz ardı etmememiz gerektiğini hatırlamamız için aslında bu olaylar gerçekleşti. Örneğin İzlik Konsili'ndeki o Ariusçu öğretiye karşı. Tabii ki orada yine söylüyoruz. Orada bir İncil seçimi olmadı. Sadece Arius'a karşı cevaplar verildi. Zaten İncil vardı o zaman. Evet, vardı. Çok net bir şekilde. Ve ne yazık ki bunlar kilise içinden çıkıyorlar. Bunlar dışarıdan gelmiyorlar. Dolayısıyla kilise içinde bu sıkıntılar da var. Ve tabii ki dışsal sıkıntılarımıza bakarken içsel sıkıntılarımıza da dikkat etmeliyiz. Mesela örneğin Vahiy kitabında Bergama Kilisesi'nde Rab diyor ki ne var ki birkaç konuda sana karşıyım, aranızda Balam'ın öğretisine bağlı olanlar var. Bunlar nerede? Kilisede. Tabii. Diyor ki putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrailoğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı. Bunun gibi sizin aranızda da Nikolasyanların öğretisine bağlı olanlar var ve kilise tarihinde görüyoruz ki ve Yuhanna mektuplarında elçi Yuhanna'yı kiliseye almayan kilise önderleri olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Evet. Demek ki sıkıntılar, dışsal olarak sıkıntılar var. Bir de içsel sıkıntılar var ve bugün günümüz kilisesinde İstanbul'da da birçok sapkın öğreti ve bu yani çok net bir şekilde söyleyebileceğimiz kendini Tanrı gibi gören, Kutsal Ruh'un beden alıp kendisinde dünyaya ifade ettiğini öğreten kilise önderleri var. Özellikle Uzak Asya'da ve şimdi birçok ülkede bu tür öğretileri yayan. Ve bunlara karşı da dikkatli olmalıyız. Bu sıkıntılara karşı da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu da sonsuz hayatımızı etkileyecek. Ve belki dışsal sıkıntılar bu sıkıntıların yanında daha küçük bile kalabilir. Neredeyse. Aynı zamanda zaferli yaşamımızı da Mesih'in müjdesini layık olduğu bir şekilde, onurlu bir şekilde duyurmamızı da çok direkt etkileyecek. Çünkü o zaman elçilerin de mektuplarda söylediği gibi size bildirdiğimiz, gördüğümüz müjdeden başka bir müjdeye eğer yer veriyorsanız ne kadar büyük bir problem var diye uyardıklarını biliyoruz. O yüzden Hristiyanlık tarihiyle, kilise tarihiyle neredeyse eş zamanlı ilerleyen bir durum bu. İnsanların belki iyi başlayıp Mesih'in müjdesini benimseyip ondan sonra kişisel arzular, güç kazanma hırsı, para hırsıyla birlikte aslında kötünün kaynağına doğru yönelmeleriyle beraber kişileri saptırmak için de aslında bu vaatlerde bulunmalarıyla birlikte bunu ne yazık ki hala günümüzde hem İstanbul'da hem başka şehirlerde neredeyse farklı Hristiyan mezhepleri adı altında görmeye başlıyoruz. Ama Tanrı sözünün hala yaşadığını ve Kutsal Ruh'uyla birlikte bunu aslında mühürlediğini biliyoruz. O yüzden her zaman için yani bunu bu konuda ne yapabiliriz diyen izleyicilerimiz varsa da mutlaka Kutsal Kitap'ta sözde yerini bulması lazım.
En ufak bir çelişkide ya da yüceliği, onuru kendine çekmek isteyen bir insanda, kibirin evet. olduğu yerde, gururun olduğu yerde, kontrolün olduğu yerde, istismarın olduğu yerde Tanrı'nın sevecen, bağışlayıcı ve lütufkar müjdesinden söz edemeyiz. Evet. Birçok alarm çanları çalacaktır. Aynı zamanda verilen ruhsal armağanlarla birlikte, kiliseye verilen ruhsal armağanlarla birlikte ayırt edicilik armağanı ve diğerleri de olmak üzere, başta ayırt edicilik olmak üzere bunları fark edebilirsiniz. Ve oranın tabii ki o karanlığın parçası olmamayı seçmek yapacağınız ilk şey olacaktır. Ama bunu da bir biçimde ışığa getirmek belki o kötülüğün boyutlarını da belli bir seviyede tutmamıza da yardımcı olacaktır. Gizli de kalmaması için uğraşmak. Kesinlikle. Demek ki Tanrı sözünü bilmek her açıdan çok önemli. Evet. Hem dışsal sıkıntıları anlamak isterken, Tanrı'nın ne yapmak istediğini anlamak isterken Tanrı sözü bize yol gösterir. Çünkü içsel Tanrı sözüne ait olmayan öğretileri anlamak için de Tanrı'nın sözü bize rehber olacak. Ve Kutsal Kitap söylüyor, İblis bile kendine ışık meleği süsü verir. Tabii. Ama gerçek bir ışık meleği olamayacak o. Ama aynı zamanda dünyamızda kibirsel bir ruh da etkindir. İşte bu sahte öğretilerin ortaya çıktığı, önderleri etkileyip yoldan çıkaran şey kibir. Tabii. Bu şeytanı da yoldan çıkardı. İnsan ve onun yüreğinden başladı. Ve dolayısıyla biz bunu maalesef yoldan çıkan ya da sahte öğretilere kapılar açan önderlerde bunu maalesef görmekteyiz. O yüzden dikkat etmeliyiz. Tanrı sözü referansımız olmalı ve bunu bir süzgeç olarak kullanarak aslında buna hayatımızı odaklayarak, kalıcı olan sözü odaklayarak sıkıntılara ve içsel dışsal sıkıntılara biz boyun eğmeden sadece Mesih'e bakarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Evet. Bununla birlikte aslında bir süreliğine herhalde nokta koyuyoruz baskı ve zulüm konusuna. Çünkü bir Hristiyan için ya da kilise yaşamı için ayrılmaz bir kavram bu ve tekrar başka haberlerle de eminiz ki karşımıza çıkacaktır ve yeniden dünya görüşünde işleme fırsatı bulacağız. Ama bu akşamlık sizinle paylaşmak istediğimiz haberlerimizi tamamladık. Ve başka zamanlarda da bizi izlediğiniz zaman programın tekrarı süresince de yazabiliyorsunuz. Ve teşekkür etmek istiyoruz mesajlarınıza. Çok olumlu geri dönüşler yolluyorsunuz bize. Çok sağ olun bunun için de. Ama dediğimiz gibi başka zamanlarda da bize yazabilirsiniz bu konuda. Ve işlememizi istedikleri bir konu varsa bu konuda yazabilirsiniz. Evet, ve belli bir haber varsa örneğin ve bu haberi Hristiyan bakış açısıyla gözden geçirmemizi, yorumlamamızı isterseniz de lütfen bunu bize bildirin. Bilhassa dikkate almak isteriz. Belki bizim radarımızdan kaçmış olabilir ama sizin de gündeme taşıma fırsatınız mutlaka olacaktır. Evet değerli izleyiciler, haftaya tekrar görüşmek üzere. Bu programın tekrarını pazar günü saat 8'de seyredebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, esen kalın. Esen kalın, hoşça kalın. Bir mutfak, bir hikaye. Bugün buram buram tarih kokan bir semtte, Nur Osmaniye'de ve